Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir örnek yaptım. Bir form hazırladım. Burada bazı ürünlerimizin satıldığını yazdım burada karışık bir şekilde. Ve bir Excel VBA formuna bunların toplamlarını nasıl alacağınızla ilgili bir örnek yapmak istiyorum. Şimdi şuraya ben ne yazayım? Mesela şuraya TV toplamı diyelim. TV toplamı, şuraya da ütü toplamı diyeyim, şuraya da fırın toplamı. Tabii buraya bir liste olabilir, değişik şekilde bunun tasarımını yapmış olabilirsiniz. Amacım sadece toplamları buraya nasıl alacaksınız? Onu hemen şuraya toplam diyelim. Şimdi şuna TXT TV diyeyim. Şuna TXT ütü. Şimdi bir de arkadaşlar bazen siz bana hani bazı programlarınızı gönderiyorsunuz. Hocam burada takıldım falan diyorsunuz. Mesela bak buraya fırın yazmamanız lazım. Firin yazacaksınız arkadaşlar maalesef. Ben çokça görüyorum. T harfi, Ş, I, Ö bu tür harfleri lütfen kullanmayınız. Çünkü sorunların çoğu da ondan kaynaklıydı. Bunu çoğu sefer de söylüyorum. Hala arkadaşlar o tür hatalar yapıyorlar. Şimdi benim amacım şu butona bastığım zaman şuraya formdaki toplamları alsın arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Şuranın içine giriyorum. Buraya bir değişken tanımlıyorum. Dedim SF as worksheet diyeyim. Worksheet dedim. Ondan sonra set SF eşittir. Sheets diyorum. Sayfa 2. Çünkü sayfamın ismi bu. SF'ye aktardım arkadaşlar. Ondan sonra diyor ki toplamını almak için TXT TV nokta value eşittir worksheet application diyelim nokta worksheet function nokta sum if var arkadaşlar. Sum if topla. Sum if yazdıktan sonra bakın ne diyeceğim şimdi. Sayfam nedir? SF nokta range bakın televizyonlar yani ürünleri nereye yazıyorum? B sütununa. B sütununda virgül ne diyeceğim? Şurada tırnak içinde eşittir. Eşittir diyeyim. TV ise yine virgül neyi neredekileri toplasın? C sütunundakini toplasın. SF nokta SF nokta range şöyle biraz çekeyim sağa doğru. Ekranı kaplayayım. C sütununu topla. Kopyalıyorum. Aynısını yapıştırıp TXT bütün şuraya TXT fırın diyorum. Şurası yine hepsi aynı. Buraya eşittir. Ne diyeceğim? Ütü. Ütü nasıl yazmışız? Büyük harfle ütü yazmışız. Ütü ise bir de fırın ise. Sanırım böyle yazmışız fırını. Tamam. Şimdi en sonda da işimiz bittiğine göre set SF eşittir nothing deyip boşaltıyoruz hafızadan. Çalıştırıyorum. Toplamı al dediğim zaman gördüğünüz gibi TV toplamı 1180, ütü toplamı 770, fırın toplamı 360 arkadaşlar. Bu şekilde toplam alabilirsiniz. Hatta bir test edelim gerçekten öyle mi? Şöyle filtreliyorum. Ondan sonra şuradan TV'yi seçiyorum. Bakın şöyle toplamı aldığım zaman şurada görüyorsun 1180 arkadaşlar. Aşağıda yazıyor 1180 doğru.
Dolayısıyla mesela fırın 360'tı. Hatta şöyle isterseniz toplamını da gösterelim. Bakın 360. TV ya da ütün neydi mesela? Ütü 770'ti gördüğünüz gibi. Burada da 100-770. Yani eğer VBA formunuza şu ürünlerin toplamını almak istiyorsanız bu şekilde toplamını al dediğiniz zaman otomatik alır. Benim bu konuda da yani işinize yarayacağını düşündüğüm için de zaman olmadığı için ne yapalım? Muhasebe dersine de devam etmedik. Şu şekilde işinize yarayacak bir et toplam fonksiyonunu nasıl kullanacağınızla ilgili bir örnek yaptım. Bunu çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Mesela ben bunu tabii ki örneğin status bar kullanarak mesela eğer şunu kullanırsanız durum çubuğu nerede? status bar kontrolü mesela ben kullanırım. Bunu alırım şuraya. Bir form şuraya şunu custom'ı açayım. Buraya TV yazarım. Sonra bir panel. Üçüncü panele ütü. Yine bir panel eklerim. Ve beşinci panele de fırın yazarım. Fırın toplamı. Şöyle TV toplamı. 2.3'te. Şuna da ütü toplamı derim. Tamam. Hatta şunların hiçbirine de ihtiyacım olmaz. Yani mesela bir satış işlemi yaptığınızı farz edin. Şöyle. Burada bir panel eksik kaldı. Altıncı panel de lazım. Tamam. Altıncı paneli de açtık. Hani yarın öbür gün masa programında da kullanabiliriz. Şu şekilde yaptım. Bunun ismi status bar 1'dir mesela. Şu toplamları al dediğim zaman şuraya yapıştırırım. Status bar 1 nokta panel 2'nin teksti derim. Şunu kopyalarım arkadaşlar. Şuraya yapıştırdım. Panel 4 derim. Şuna da panel 6 derim. Dolayısıyla çalıştırdığım zaman toplamı al dediğim zaman bakın otomatikmen aşağıdan 1180 ütü gelir. Evet, bu şekilde bu dersi de anlattık. Hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Parça parça da olsa bunu kendi çalışmalarınıza uyarlayabilirsiniz. Ve bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar diliyorum.